Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de bir formül oluştururken neden sabit adrese gerek duyuyoruz, nasıl kullanıyoruz onu arkadaşlar açıklamak istiyorum. Özellikle temel kullanımlarda hep böyle bir soru aklımıza gelir. Bakınız burada bir tablo yaptım. Bir kişilerin kaç gün çalıştıysa burada da bir e müe ücretinden hesap yapacağım. Değil mi? Sonuçta formülü yazmak Excel için geçerli. Geldim buraya ve 3 gün çalıştı. Şimdi ücreti buradan kendim yazabilirim 1500 lira. Tamam. E çarpabilirim de hiçbir problem yok arkadaşlar. E çekeyim. Görmüş olduğunuz gibi çarptım. Ancak ya şimdi önümüzdeki ay da aynı tabloyu kullanacağız ve bu ücretler değişecek. Haydi gel buraya 1600 yap, 1700 yap, başka bir şey. O zaman ne yapabiliriz? Buradaki bir değerle çarpalım değil mi? B1 ile işte burada değişen ya da tablomun verileri var. Burada ise sabit bir değer var. Çarptım B1 ile tamam güzel. Aşağı doğru çektiğimde gönderdiğimde veya çift tıkladığımda bakınız formül ne oluyor? Eee B1'den kalkıyor o da geliyor. Excel'de göreceli adresleme denilen bu sistem biz aşağıya veya çektiğimiz yönde sağa sola ve formülümüz de ilerliyor. Aşağı çektiğimiz için B9, B10, B6 satır bileşenleri biliyorsunuz ilerliyor. Peki ne yapabiliriz? İşte sabitleme. Buradaki B1'i seçtikten sonra F4 tuşuna basıyoruz. F4 de çıkmıyorsa Fn F4 veya Fn'yi işte Fn LAK diyerekten kaldırabilirsiniz. Normal F4'te kullanılır hale getirebilirsiniz bunu arkadaşlar. E, i̇şte Sabit adresler çeviriyoruz onu göreceli adresten ve ondan sonra da arkadaşlar işlemimizi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her biri sabit adreste çarpılıyor. Yarın bir günde ta ücreti değiştirmek istediğimizde de değiştiriyoruz ve tablomuz otomatik olarak değişiyor.